annenleri getirmedik diye söylenmesinler. Yok baba, bir şey olmaz. Ben anlatırım durumu. Ne konuşacağız? Yani ne soracaklar ki bize? O gece nerede olduğunuzu? O kadar. Ne sorarlarsa açık açık anlatın. Kısa sürer zaten, merak etme baba. Hadi bak. Ceylin. Geliyorum ben baba. Babam da gelmiş burada. Bakalım bu sefer nasıl atlatacaksın? Biliyorum. Bakacağız artık duruma göre. Sen de anlamıyorsun değil mi neden yaptığımı? Yok ya. Bak önce biraz sinirlendim doğruya doğru. Ama sonra bir daha düşününce ne kadar zekice bir hamle dedim kendi kendime. Kızım böylece adım adım dosyada ne var bileceğiz. Desteksin ya. Bunun da sonuna kadar. Bence baban da bu yüzden demedi Zafer amca. Zaten bayılır böyle oyunları biliyorsun. Ama o Sabri'yi sevmedi. Parsılıyorsun değil mi? Tam bir gıcık. Yok, ılgazı. Yok ya, bayağı düzgün bir adam. Hem zehir gibi zekiydi. Siz geçin, ben hemen geleceğim. Günaydın Savcı Bey. Ailen ne diyor avukat hanım? Yani memnunlar mı zanlının avukat olmana? Henüz bilgileri yok. Zamanı gelince söyleyeceğim ama ola ki zamansız öğrenirlerse kapınızı çalarım. Ağzını sıkı tut diyorsun yani. Yok estağfurullah. Siz nerede neyi nasıl konuşacağınızı bilirsiniz diyorum. Size güvenim tam. Bana güven. Bana güven ama herkese güvenme. Babana bile. Çınar'ın daha önce de suça karıştığını biliyor musun? İki kere hem de. Oku. Oku da tanı kimi savundu onu. Günaydın. Günaydın. Duydun mu Ozan hocalar yok? Nasıl yok? Ne diyorsun ya? Sayende kaçtılar. Bir daha bildiğini okumaktan vazgeçersin artık. Allah kahretmesin ya. Evlerine gittik diye mi öyle oldu? Öyle oldu. DNA sonuçları çıksın. Bir yolunu bulacağız. Tamam. Haklısın. Şaşırtıyorsun beni. Bir itiraz sorgulama bekliyor insan. Bu kadar güven teslim oluş bana fazla gelmesin. Deniyorum. Zorlama istersen. Savcım. DNA sonuçları çıkmış. İnci'nin tırnağından çıkan Nurcan'a, bedeninden çıkan da Ozan'a aitmiş. Tamam, tamam. Polis her yerde bizi arıyormuş. Ali kalacaktı, biz gidecektik dün gece. Senin yüzünden. Tutturdun geri dönelim diye. Ne yapacağız şimdi? Bırakamazdım çocuğumu, kusura bakma. Ayrıca o kız öldürse senin yüzünden. Vallahi aklıma kimse gelmiyor. Bir düşmanı ya da ne bileyim bir başkası. Kim benim kızımı canlı yakmak ister ki? Bilmem. Herkesin düşmanı vardır. Savcı Bey, bu Çınar zaten suçlanmıyor. Ben anlamadım. Neden bir başkasını karıştırıyoruz, kurcalıyoruz ki? Daha kesin olarak suçlanmadı Çınar. Belki atlanır. Anladım. Bir bilgi eksikliğimiz mi var Sayın Savcım? Varsa da tamamlarız. Ailenin ilk ifadelerini teyit ettirdik. Maktun'un telefonundan çıkan kayıtlar da dosyada. Eyvallah. Pardon, geciktim savcı. Hmm.
Alın sorgu odasına Zafer Bey. Sorgu odasına aldı Pars savcı. Ceylin. Ne yapıyorsun yine? Pars babamı sorgu odasına almış. Niye? Hayır, bilgisine başvuracakken niye alıyor ki? Hiç hoşlanmadım bu durumdan, bakacağım bir. Görürse yanarsın. Ben yanmışım zaten. Ayrıca sen de geliyorsun. Ya lütfen. Bak, yakalanırsan bir tek sen kurtarırsın beni. Hadi. Şu an yaptığımız şey çok yanlış. Anlat bakalım. Olay gecesi neredeydin? Anlat Zafer. Saklayacak bir şey yok. İşte o gün de söylemiştim. Ceylin'le makamınıza geldiğimizde. Biz haftada 3 gün balığa çıkıyoruz. Balıktaydık. Öğlenleyin çıktım. Bunu ilk söylediğinde yedik. Şimdi gerçeği söyle. Balık avına son gece çıkmışsın. Diğer 2 gün. Kızının öldürüldüğü gün. Gece neredeydin? Şaka mı bu? Ne oluyor ya? Ne oldu Zafer, bir şey söylesene. O sessizlik. Ne sevdiğin? Ne yaptı dayınca bu kadar kızdın? Anlamadım. Anlatayım. Dövmüşsün mü güzel? Benzetmişsin kızı. Ha? Dövmedim. Dövmüşsün. Dövmedim. Dövmüşsün işte. Savcım, bir ara verelim mi? Vekilimle bir konuşayım. Oku Eren. İnci'nin arkadaşıyla mesajlaşması. Babam arabayla yakaladı. Ağzıma öldürüyordu beni. Zor kurtuldum. Arabayı da okulun otoparkına bıraktım. Hapları da gördü. Ben kullanıyorum dedim. Yedi ama bir daha görürsem gözümü kırpmam, öldürürüm dedi. Bu da sizin evde bulduğumuz beyaz çantadaki parmak izi senin. Önce provasını yaptın, sonra da öldürdün kızı. Ben yapmadım. Çay içi gelir. Geçer mi? Geçmez.
acının içinden geçmezsen dışına çıkamazsın. Şimdi bu çay falan. Ayrıca sen beni buraya niye çıkardın ki zaten? Niye hiçbir acını kabul etmiyorsun? Yine başladı ya. Ben gidiyorum. Allah'ım ne saklamış, öğreneceğim. Babanın bir dahili olduğunu düşünmüyorsun herhalde. Kardeşimin de bir sevgilisi, arabası, muhtemel satıcı olduğunu düşünmüyordum ama bak. Peki babanın gizli bir ilişkisi falan olabilir mi? Yani erkekler genelde bu yüzden susar. Gençken belki. Kaptanken. Kaptan mıydı? Gemide kaptandı. Ama kaçakçılıktan suçlanınca Allah'ım. Allah'ım korkunç günlerdi. Hayatımın en büyük utanç duygusuyla tanıştım. Böyle yer yarılsın içine gir istiyorsun. Bir anda suratsız, umutsuz, babasız bir aileye dönüştüm. Herkes duyduğuna inandı. Ben hariç. Ben biliyordum babamın yapmadığını. Adinin biri dağıttı geçti ailemizi. Tepemize bulutlar bıraktı resmen. Babam hala çok öfkeli. İçine içine akıtıyor zehrini. Kimseye göstermiyor ama ben görüyorum işte. Ben görüyorum. Koskoca gemi kaptanının Karaköy'de olta sallarken çektiği acıyı görüyorum. Yani babam yapmaz öyle şeyler. Yapsaydı ben anlardım. Başka bir kadın falan yok. Başkası için kesin yapmaz dediğimizde başlıyor işte sınav. Hep de sınıfta kalıyorsun. Haklısın. Hiçbir anlamıyormuşum, görmüş oldum ben de. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum, belki de gerçekten bir kadın vardır. Ama bize hiç el kaldırmadı. Bak, dövmüş şimdi kardeşimi. Hem sen bana niye sorup duruyorsun ya? Ben soruyor muyum senin babanın kirli donlarını? Cevabı bulmaya çalışıyorum Ceylin, yardım etme. Acımı reddediyorum ben, duygusuzum ya. Ama utanıyorum işte. Kardeşimin çıkan gizli kirli hayatından sonra babamı çekiştirmek ağrıma gidiyor. Kusura bakma. Evdekilere sözüm var. İçki içmeyeceğime dair içtiğimi bilmezler. O yüzden biraz fazla kaçırmışım. Sızıp böyle devrilip kalınca da balığa da çıkamadım. Ancak ertesi gün yetiştim tekneye. Bitti mi? Vallahi baban akşamcı çıktı. Yani tanık anlatımları doğruysa bitti. Kısa geç. Çeli. Olay yer tutanağı geldi mi? Geldi sanırım. Hazırla onu bana. Baş üstüne. Abi Ozan yurt dışına kaçıyor. GBT'de çıkınca bunu ifadeye almışlar.
Ben o gece karımlaydım, kimseyi görmedim, İnci'yi falan görmedim diye ifade vermiş. Bastı gidiyor yani. Gerekçesiz gözaltına almak sorunudur. Gerekçemiz var aslında da. Yani İnci'den çıkan koku karı kocaya ait. Ama işte yasa dışı delil. Pars'ın da haberi yok. Bir ihbar falan olsaydı anında alırdık. İhbar? Ben şöyle ankesörlü telefondan kimliği belirsiz bir şahıs arasa, Ozan'ın şüphesini arttırsa, anladın sen ya? Neydi şimdi bu? Ya abi sen ihbar deyince ben de hani böyle kar zarar hesabını yapınca, yoksa kaçacak adam abi, ne yapayım ya? Bence. Abi sen ihbar dedin ya, ihbar deyince benim aklıma geldi. İlk aklıma gelen şeyi söyledi bana. Allah Allah. Yedi beni oğlum, beni yedi. Yedi beni. Ah, ne oldu? Bitti mi? Bitti. Verdim işte ifadeyi. Hadi yürü. Bak çantaya. Tamam. Gidiyoruz. Kolay gelsin. Hattım kapandı kızım ya. Akşam okey mi? Ne oluyor be? İlerle, ilerle. Ne var, gör? İlerle. Ya. Merhaba, bir ihbarda bulunmak istiyorum. İnci Erguvan'la ilgili. Alo, orada mısınız? Öldürülen üniversite öğrencisi İnci Erguvan. Ozan Güney hocası. İlişkileri vardı sanırım. Vardı yani. Öldürüldüğü gece ona gitmiş. Onun öldürdüğünden şüpheleniyorum. Hayırdır? Şarjı mı bitti? Aynen. Babanın yerini doğrulattık. Üç ayrı tanık var. Ailecek seviyorsunuz yalanı. Umarım bir şeyler karıştırmıyorsundur Ceyda. Yani seni üzmek istemem. Hiç emre. Baba. Benim işim bitti içeride. Şimdi Osman'ı alacaklar. Çıkayım bir hava alayım. Sen de gel hadi. Tamam. Baba sen içmezsin. Ne saklıyorsun, yalan mı söylüyorsun? Baba yapma. Zeyn'in haddini bil. Bak yıllar önce nasıl doğruyu söylediğini anladıysam şu anda da yalan söylediğini anlıyorum. Ne saklıyorsun? Elinin körünü saklıyorum Ceylin. Anladın mı? Elinin körünü. Sorduğun soruları bir hesap et. Ucu nereye gidiyor bir düşün. Evladım o benim. Öldürdün mü dediler içeride kendi evladımı. Onlar bir işim sen mi başladın? Bir sakin olalım isterseniz, bir dışarıda hava alalım. Sana ne ya, sana? Tesellisi sana mı düştü? Sen ne karışıyorsun? Zafer amca, şimdi savcıya öyle olmaz. Bırak savcı amca, sen önce git o kardeşinden hesap sor. Görenin savcı dur. Karışma bize, ilişme. Uzak dur. Tamam baba, hadi Engin. Bu adam nasıl karışabiliyor bize? Hı? Çünkü sen açtın kapıyı. Gittin bu şerefsizlerin avukatlığını yaptın. Kendi kardeşinin katilinin avukatlığı. Hadi Zafer amca gel. Karışmasan iyiydi. Eğer babam aramızdaki durumu öğrenirse... ben düşünmek dahi istemiyorum. Enişte. Bu odalarda hiçbir sır karanlıkta kalmıyor. O yüzden yorma arkadaşları. Gizli bir telefon ihbarı aldık Ozan Hoca hakkında. İnci ile aralarında ilişki varmış. Biliyor muydun? Nasıl yani?